Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde Future Continuous Tense işleyeceğiz. Daha önce Future Tense'leri işlemiştik, Will ve Going To işlemiştik. Burada da Future Continuous'un ne gibi farkları olduğuna bakacağız. Öncelikle şunu söyleyelim, Future Continuous Tense yapıyor olacağım şeklinde Türkçe'ye çeviriyor. Yani Continuous'tan dolayı bunun içinde yor olacak. Future'dan dolayı da ecek ya da acak ekinekli, yani yapıyor olacağım, bu iki zamanı içerecek. Nasıl kuruluyor Future Continuous Tense? Öncelikle will getiriyoruz. Bütün öznelerde I, you, we'de hiç fark etmez, hepsinde will gelecek. Ardından be getiriyorum. Bu olacağım anlamını veriyor. Ardından getirdiğim fiile mutlaka ing ekliyorum. Hepsinde ing olacak. Yani future'u will sağlayacak, continuous'u ing'ler sağlayacak. Buradaki be'ler de olacağım şeklinde çevrilecek. I will be studying. Ders çalışıyor olacağım. Ders çalışıyor olacağım. You will be working. Çalışıyor olacaksın. He will be eating. Yiyor, yemek yiyor olacak. They will be shopping. Alışveriş yapıyor olacaklar şeklinde çevirebiliriz. Olumsuz halleri yine will'de olumsuz yaptığımız gibi won't yapacağız. Bütün öznelerde won't gelecek. Diğer taraflar sabit. Be'ler gelecek. Ardından fiillere ing takısını ekleyeceğiz. I won't be studying. Ben ders çalışıyor olmayacağım. We won't be working. Biz çalışıyor olmayacağız. She won't be sleeping. O uyuyor olmayacak şeklinde olumsuz yapabiliyoruz. Soru yaparken de will'i cümle başına alıyoruz. Araya özneler geliyor. Ardından be'ler sabit. Yine fiillerde mutlaka ing'ler olacak. Will you be studying? Sen ders çalışıyor olacak mısın? Will Tom be working? Tom çalışıyor olacak mı? Will they be having dinner? Onlar akşam yemeği yiyor olacaklar mı şeklinde soru sorabilirim. Cevaplarını verirken yine will'e göre vermem gerekiyor. Olumlu cevap vereceksem yes, işte araya özne gelecek, will. Olumsuz cevap vereceksem no, araya herhangi bir özne, kime soruyorsa onunla ilgili özne gelecek. Ardından won't getireceğim. Future Continuous'un genel olarak yapısı bu şekilde. Will gelecek, be gelecek, fiile ing ekleyeceğim. Yapıyor olacağım veya yapmıyor olacağım ya da yapıyor olacak mısın şeklinde cümleleri kuracağım. Örnek: Don't call me tomorrow between 10 and 11. Yarın beni saat 10 ile 11 arasında arama. Neden? I will be having an interview then. O zaman ben bir görüşme yapıyor olacağım. I will be having. Yapıyor olacağım. Bir görüşme yapıyor olacağım. Beni o saatte arama. At this time next year. Gelecek yıl bu zamanlar you will probably be attending university. Probably'nin anlamı burada belki demek. Belki. Bunu araya getirebiliriz bu tür cümlelerde. Gelecek yıl bu zamanlar sen belki de üniversiteye gidiyor olacaksın. Üniversiteye gidiyor olacaksın. You will be attending ya da you will probably be attending. Araya probably getirebiliriz. Getirmeyebiliriz. Burada olasılığı anlattığımız için gelecekle ilgili probably getirebiliriz. My plane departs at 9. Benim uçağım saat 9'da kalkıyor. So I'll be flying to New York at this hour tomorrow. Bu yüzden yarın bu saatlerde ben New York'a uçuyor olacağım. I will be flying. Uçuyor olacağım. Future continuous ricalarda da kullanılabilir. Nasıl kullanılır ricalarda? Sen şunu yapıyor olacak mısın? Yapıyor olacaksan bunu da halleder misin şeklinde sorularda kullanılabilir. Will you be going past the post office when you go out? Dışarı çıktığında postanenin oradan geçiyor olacak mısın? Karşıdaki cevap veriyor. Evet, neden? Eğer geçeceksen, if so, eğer öyleyse geçeceksen, can you post this letter for me? Bu mektubu benim için postalar mısın? Bunu yapacak mısın? Yapacaksan benim işimi halleder misin şeklinde ricalarda kullanabilirim. Will you, will geldi, fiili ing ekledim. Yapıyor olacak mısın şeklinde
ricalarda kullanabiliyorum. Diğer örnekler. Will you be using your bike tomorrow? Yarın bisikletini kullanacak mısın ya da kullanıyor olacak mısın? Will you be ing? No, I don't think so. Hayır, pek sanmıyorum. Kullanmayacağım dedi. If so, eğer öyleyse. Can you lend it to me for the afternoon? Yarın öğleden sonra için ya da öğleden sonrası için bana onu ödünç verebilir misin şeklinde ricada kullanabiliyor. Diğer örnekler. I'll be painting the house tomorrow evening. Yarın akşam evimi boyuyor olacağım. She will be going home when you come. Sen geldiğinde o eve gidiyor olacak. She will be going home. They will be studying English. Onlar İngilizce çalışıyor olacaklar. When I get home, eve geldiğimde my mother will be cooking. Annem yemek pişiriyor olacak. We will be sunbathing this time next month. This time next month, gelecek ay bu zamanlar. Gelecek ay bu zamanlar biz güneşleniyor olacağız. Yani gelecekte bunları yapıyor olacağım ya da yapmıyor olacağım derken future continuous'u kullanabiliriz. Bu kadar. Bununla ilgili alıştırmayı diğer gelecek zamanları da içeren future continuous, future perfect konularının en sonunda bununla ilgili alıştırmayı, karışık alıştırmalar içinde yapacağız. Eğer sorunuz varsa yine bana alttan ulaşabilirsiniz. Şimdilik herkese kolay gelsin.